Tarihin izlerinde bu hafta Uşak'ın Banaz ilçesi Şirin Yazıtepe köyündeyiz. Evet, tarihin dedik. Gerçekten geçmiş tarihine baktığımız zaman Yazıtepe'nin tarihi de Helenistik dönemine, Roma dönemine uzanıyor. Evet, Yazıtepe. Tam 3 tane ismi olan bir köydeyiz. Önce Yanıkköy, sonra Dolaköy, sonra şu andaki ismiyle Yazıtepe'deyiz. Ve Yazıtepe'de tarihin izlerini sizler için araştıracağız. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa Kayrı. Yazıtepe'liyim. 1945 doğumluyum. 45 doğumluyum. Mustafa amca, biraz bize eskilerden bahseder misin? Eski Yazıtepe'den bahseder misin? Şimdi bayramlarda odalara yakın mantıklı odalar, mahalle odalarına. Yani mahalle olarak toplanıyorduk orada. Yeni içerisinde muhabbet ederdik. Komşuluklar iyiydi. İyiydi. Komşuluklar çok iyiydi. Eskiden komşuluklar böyle bir... Hatta komşunun bir farklı çelakçı olamadı. Bir çelakçı olduğu müddetse takkada orada damlanıyordu. Orada sabah damlanıyordu yani. Tabii ki hemen Yazıtepe'nin girişinde tam belgesel çekimlerimizi yaparken İstanbul'dan gelen bir abimizi gördük. Hemen mikrofonumuzu atıyoruz. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Rıfat Bulut. Gerçek köylerimiz İrfan Bulut denildi ama Rıfat Bulut İstanbul'da yaşıyorum, Ataşehir'de. Yılda yaklaşık iki kere falan ziyaretim oluyor köyümüze. Orada doğduk büyüdük ama çalıştık, emekli olduk, üçlerimize geldik. Baba toprağımız, ne kadar uzak olsak da içimizde bir şey bizi yani çekiyor yani köyümüze. Yani bizi ziyaret etmek zorunda kalıyoruz yani. Ondan sonra köylerimizi görüyoruz tabii, bayağı iyiyiz tabii. Köyümüzün güzelliklerini, yaşam tarihi eserlerini görmeye çalışıyoruz her zaman. Ondan sonra geldiğimiz zaman dediğim gibi içimiz ne kadar şey olursa haset kokuyor, haseti dövmeye çalışıyoruz. Tarihin izleri, bilinmeye devam edin. Evet, seni tanıyalım bakalım. Adın ne senin? Yaşar Çınar. Yaşar Çınar. Kaç yaşındasın sen? Evet, ben Yaşar Karataş. Vallahi Yazıtepe, çevre köylerimizin içinde en güzel, en yerleşimli köylerden birisi. Evet. İşte halk olarak biraz az şey var yani, nüfusu az. İstanbul. Sağ sol çalışmaları olduğu için vatandaş buraya sadece emekliler dönmeye başladı. Evet. Ben bu evi yapalı 12 sene oldum buraya. 12 senedir İstanbul'la ilgiyi kesmesek de bir senede, iki senede bir sefer gidiyoruz. O zaman buraları daha çok beğeniyorum da. Buranın havası, suyu, eski yaşadığımız anılar. Onun için burayı İstanbul'dan daha çok seviyorum ben şahsen. Thank you.
Uşak'ın Banaz ilçesi Yazıtepe köyündeyiz. Niçin Yazıtepe köyündeyiz? Evet, geçmişten geleceğe tarihiyle, tarihi izleriyle ünlü bir köydeyiz. Yani tarihi geçmişe henüzlik döneme dayanıyor. Yanımızda halamız var. Niçin buradayız bugün? Şimdi şu andaki gençlerimiz özellikle bir hediye alma, hediye verme durumu var. Yani eskiden genç kızların, yani köylü tabiriyle yavukluların birbirlerine aldığı hediyeleri soracağız. Sizi bir tanıyalım. Evet. İsmin nedir? Adın, soyadın? Fadime Yılmaz. Fadime Yılmaz. Kaç yaşındasın? 65 yaşındayım. 65 yaşındasın. Oğlan, torun, torba kaç tane var? Ha? Kaç tane çoluk çocuk torun var? 4 tane torunum var. Evet. 4 çocuğum var. 3 evli, 1'e bekar. Torunlarda 4 torunum var. Şimdi başındaki bu gördüğün taç dikkatimizi çekti aşağıdan gelirken. Aşağıda biz gördük, dikkat ettik. Bu dedik taç nedir dedik. Gel dedim bize anlatayım bu taç nedir dedik. Bu başındaki taç nedir bu? Neyden yapıyorsunuz? Bu çiçek bundan beri önce tay boncuğu deriz. Birine de bu bahçe deriz. Evet. Bunlar dağlardan gelirken gençler birbirine getirir verirler derlerine çiçek diye. Bunlar al gel böyle kullandı verirlerdi gençler birbirine çiçek diye dağdan gelirken verirlerdi. Yavuklular mı verdi? Evet, öyle oldu. Eskiden öyle hediye böyle para edilmişti. Hediye yapıldı. Böyle gençler birbirine yola gelir hediye yapardı. Bunları yok gelirler biraz tutar dağdan gelirken meşeye giderdik. Haftalarla meşe kırardık. Gelip oralardan yola geldik hediye derdik birbirimize. Yani o zamanki gençlerin birbirlerine en güzel hediyesi? He, en güzel hediyesi buydu gençlerine böyle. Şimdi başka, o zamanki başka. Tamam. O zaman ihtiyar zamanı, gençlik zamanımızdaki başka, şimdiki gençlerin zamanında bu başka. Hangisi daha güzel? He? Hangisi daha güzel? Şimdikinden güzel, evvelkinden güzel, şimdikinden daha bir çeşitli güzel oluyor gari. Mesela şimdikiler niye güzel? Güzel, hepsi güzel. Ama eskiden şey değil miydi yani yokluk da olsa insanlar bir güzel. Evvelden yokluk da olsa, kıtlık da olsa evvelki durumlar iyiydi. Şimdi yine iyiydi, yoksa da şimdi her hastalık var. Öyle her şey oluyor. Şimdi o da böyle hastalık falan bilinmiyordu. Tansiyonlar çeker bilinmiyordu. Şimdi her şey var, her şey hastalık var. Evvel bir şey bunların otlarını kavuruyorduk. Aşını yiyorduk bunları, bütme diyorduk, yiyorduk bunları, böyle böyle ediyorduk, yiyorduk. Şimdi yemiyor. Şimdi dışarıda yediğimiz bükmeyi, hani bükme yedik az önce, yani çektik bükmeyi, onların içinde neler var? Birinde kabak vardı, birinde çevitik vardı, birinde marul vardı. Evet, sizi bir tanıyabilir miyiz? Hümet Pınarbaşı. Hümet Pınarbaşı. Kaç yaşındasın Hümet amca? 85. 85. Hümet amca, eskilerden şöyle bir yarenlik etmek gerekirse, biraz eskilerden bahseder misiniz, evet, Yazıtepe'lerden? Eskiden, şimdikinden iyi, her şey iyi bak. Eskiden evet. Bundan iyiydi. Mesela neden, ne yönü iyiydi mesela? Şimdi komşuluk bakımından iyiydi. Evet. Yani birbirine yardımcılık yapmaktan iyiydi. Eskiden. Evet. Sonra şimdi ne? Yeşlerin de kalıyor. Bir iki günde harman kalıyor. Hadi gidiyorlar. Peki eskiden nasıldı mesela harman kaldırmak? Harman kaldırmak. Evvela turpanı biçer, desteği çeker, güveri sürerdik, tınas yapardık, savururduk, kedini getirdik, samanını çekerdik. Evet. İmece usulü vardı yani. İmece usulü vardı. Birbirimize ırgat, yani o bana ben ona, hani o koyunları biçerdik. Öyle mi? Araya geldi. Yani o zaman tabii ilkinden iyiydi. Şimdi öyle birbirine adam gelmek, gitmek, iş yapmak yok. Yani teknoloji gelişti, komşuluklar öldü diyorsunuz. Öldü. Gelişti, öldü. Hümet amca kaç yılında okudun? Köyün gençleri ya. Kaç yılında okudun mesela? Okulda okudun mu Hümet amca? Okudum. Öğretmeninizin ismini hatırlıyor musun? Osman öğretmen vardı. Sene kaç yıllarındaydı mesela? 46. 47-48'lerde. 48. Köye elektrik ne zaman geldi biliyor musun Hümet amca? 80'de. 80, 1980'lerde.
Ben Nihat Yıldırım. 35 sene İstanbul'da oturdum. İstanbul'dan geldikten sonra İstanbul'da emekli oldum. Geldim burada hayvancılıkla uğraşıyorum. Adatopu Atapark'larında. Burada hayvancılıkla uğraşıyorum. Ticaret yapıyorum. Emekli oldum. Memleketimiz çok güzel. İstanbul'a gelen emeklilere köyümüzün ihtiyacı var. Gelsinler, onlar da gelsinler. Köyümüz çok güzel, serin, havası güzel, toprağı güzel, her şey güzel, çamın kokusu var, oksijen kokusu çok güzel. Yani böyle çok güzel buralar. Herkesi bekleriz. Köyümüz çok. Nurattin abi kaç yaşındasınız? 68. 68 yaşındasınız. Nurattin abi şimdi eskiden şöyle biraz Yazıtepe'den bahseder misin? Eski Yazıtepe'den biraz bahseder misin? Nasıl bahsedeceğiz? Mesela eskiden komşuluklar, efendime söyleyeyim ne bileyim yani işler şu andaki gibi teknoloji yokken. Eskiden tabii ki teknoloji yoktu. Eskiden komşuluk da iyiydi. Çünkü insanların birbirine ihtiyacı vardı. Komşuluklar ona göre ayarlanıyordu. Şimdi zengin de kendini biliyordu, fakir de kendini biliyordu. Herkes yerli yerine oturup konuşuyordu. Bizim köyümüz biliyorsun, misafirperver bir köyüz biz. Her ne kadar millet bizi öcü de gösterse, sağda solda, biz gerçekten teknolojinin olmadığı zaman orakla ekim bitirir, anıyla getirir. Bir daha da babanın enseni çok güzel ceğirde, Cankara'nın ikisini. Cankar Osman dayının. Şimdi gerçekten ilişkiler şimdikinden daha bir değişik ilişkiler vardı. Çünkü herkes haddini ve hududunu biliyor. Şimdi artık teknoloji geldikçe, insanlar bir şeylere sahip oldukça artık o saygı, o sevgi arar olduk. Bekler o. Şimdi gençlerden o saygıyı, çünkü biz herhalde büyükler sevgiyi göstermesini unuttu ki çocuklar da saygıyı unuttular. Ben öyle diyorum. Tabii şimdi eski komşuluklar, eski köyün ahengi hiçbir yerde bulmak mümkün değildi. Bırak bizim köyü de etraf köylere bir bak aynıdır. O eski ahenk yok yani. Köyde mi okudunuz? Ben tabii köyde okudum. Öğretmeninizin adını hatırlar mısınız mesela? Hatırlamaz mıyım? Hala sağ Hüseyin Taktak 4'ü 5'ü 10'da okudum. İlkokulu 1-2'yi şeyde okudum, Bekir Hoca'da okudum, Adanalı. Ondan sonra Güven Altan'da okuduk. Tabii öğretmenlerim hatırlıyorum. Hatta ikisi tanesi sağ hala. Güven Altan'la Hüseyin Taktak, Yaka Köyü'nde o. Dinar'ın. Başmaksın ailesini yapıyorum. Hala say, ziyaretine gideceğim de bir inşallah ölmeden gidebilirim diye. Bu ailelerden ilk okumuş olan Mehmet Öğret. Mehmet Öğret. Her şey, ne diyorlar? Cafer Han'ın abisi var. Ya da öğretmen ya da ne bileyim mühendis. Mühendis var. Hasan Arısoy var. Yani tabiri caizse koca kafanı Hasan dediğimiz. Benim oğlan var öğretmen. Hasan'ın oğlu var, doktor, ortopedik doktor, Ahmet Yapıcı. Bir de herhalde Arkuş'un Halil'in oğlu var. Şöyle, daha önce burası Huma köyü olarak kurulmuş. O da o kurdurulan duvardaki taşta hemen hemen tamamı olmasa da bir miktarını okudular benim çocukluğumda, öyle söylediler. Sonra yanmış burası, yanık şehir olarak geçmiş. Ondan sonra da köy yavaş yavaş birer kişi insanlar gelip buraya yerleşmeye başlayınca artık doluyor burası, dolay köy olarak öyle tabir edilmiş. Tabii bu 60 ihtilalinden herhalde daha sonra, 80'den sonra bu Türüce'nin tepenin ismi olan Yazıtepe'yi köyün ismi olarak kurdu. Sizi bir tanıyabilir miyiz ablacığım?
Hanım. Hanım ne soyadın? Hanım Bunarbaşı. Evet. Bunarbaşı. Nurettin'in hanımıyım. Nurettin abinin hanımısın. Filanın gelmeyin. Evet. Hazır sizi yakalamışken şöyle bir söyleyeyim. Nurettin abiyle ikinizi yan yana yakalamışken. Siz nasıl evlendiniz? Şöyle bize bir anlatın işte, bakalım. Evet. Biz bir düğünde gördüm ben bunu. Başka görmedim. Evet. Ama o düğünde o da görmüş beni. Evet. Ne vardı ne bileyim. Nasip sonra da oldu işte. Şimdi ama 50 sene olduk evleneli. Maşallah. Hiç birbirimize bir kötülüğümüz olmadı. Dövüşümüz, kavgamız. Çok güzel geçindik. Halen daha da bir yere gitsi gözlerim gelesi kadar. Maşallah maşallah. Eyvallah. Şimdi zaten ben bunu bir düğünde gördüm. Bir de yormaya gitmiştik. Yorma da gördüm. Boyuna dayı başı o zaman arkamızda. Zaten üçüncü gördüğümde bizim evde gelin. Hakikaten öyle oldu. Ben de orada nasip olunca geri dönünce biz yere düşen kelleleri alırdık biliyor musun? Başakları. Dedim dökmeyin bunları buralara dedim. Aşıbam yarın dedim düğün pilavı yapacak dedim. O da bana nasip oldu. O da bana düğün pilavı olsa. Bak biliyormuş kendi düğün pilavına. Yani zerbeli olmasın diye. Demek içine dolmuş. Varmış bir şey. Eskiden evlilikler nasıldı efendim böyle? Aa. Şimdiki evliliklere göre böyle karşılaştırmak ay, gerekirse. Eski evliliklere benzer mi be? Şimdi Ramazan eskiden bir utanma vardı. Baştan onu sana söyleyeyim. Ama çok güzeldi o utanmalar. İnsanlar birbirini görmüyordu. Ne zaman görüyorlardı? Evlendikleri zaman. O zaman ne oluyordu? Erkek de, kadın da kendi kendini bir toparlıyordu. Gelin diyordu ki elin evine geldim, oranın durumu nedir, hali nedir, ona göre kendini hazırlıyordu. Erkek de, delikanlı da artık evlendik, ev bark sahibi olduk. Ona göre kendini ağzını yüzünü topluyordu yani konuşmasından tut da hareketlerine kadar. Şimdi 3 sene geziyorlar, 3 ayda boşanıyorlar. Çünkü kız erkeği sokakta görüyor, erkek de kızı sokakta görüyor. Ev hallerini bilmedikleri için birbirlerini. Zaten de yüzleri alışıyor 3 sene, 5 sene konuştuktan sonra 5 ayda ayrılıyorlar. Onun için şimdiki evlilikler oyuncak gibi. Eskiden saygı, öncelikle saygı, peşinden sevgi getirir. Saygı olmadığı yerde sevgi olur. Eskiden kocadan utanılıyordu, ben utanıyordum. Ne bileyim kaynanadan, kaynatadan saygı, utanma, bir haya vardı kısaca. Ama biz de şimdi artık biz de yırttık. Kaynatan yoktu, perdeyi. Tek kaynanan vardı ama söylemeden bir yere gidilmezdi. Ne bileyim ona danışmadan bir şey yapılmazdı. Yani çok güzel bir hayat vardı eskiden ya. Ben özlüyorum eski hayatı. Keşke gidenler geri gelse, giden hayatlar geri gelse. Değil mi efendim? Tabii. Şimdiki gençlere tavsiyeniz ne olurdu son olarak ablacığım? Şimdiki gençlere ben derim ki evlenirken ne derler atamızın bir sözü vardır. Soğanı çek köküne bak. Yani bir insanı tanımadan kökünü soyunu tanımadan evlenir. Ben bunu bilirim. Evet, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Hoş geldin, sağ ol. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Tanırsın. İsminiz nedir? Döndarık. Dönde ablacığım, kaç yaşındasın? 60. 60 yaşındasın. Dönde ablacığım, şu anda görüyoruz. 65, 60. Şu anda yulaf kesiyorsunuz hayvanlara galiba. Kesiyoruz, hayvanlara kesiyorum. Evet, buranın geçim kaynağı genelde hayvancılık mıdır? Hayvancılıktır, koyun gidiyorduk. Evet. Terk ettik gari.
Kaç tane çocuk var döndü abla? Dört tane. Hepsini mi dedi? Hepsi. Kaç çocuk var toplamda? Dokuz. Dokuz tane maşallah. Dokuz tane. Yaşayan kaç tane? Yaşayan dört. Dört tane. Şimdi döndü abla. Eskiden komşuluklar nasıldı? Çok iyiydi. Cemil babamın iyi geçiniyorduk. O askerdeydik o tarafta. Öteki mahallede orada. Vay vallahi geveze diyor bana. Ne bu lan? Evet, şimdi siz Asım abi içeride görüyoruz da. Hazır yakalanmışken selam. Asım abiyle nasıl tanıştınız siz? Değil bakayım bir. Nasıl tanıştık? Zelzele oldu. Deprem olmuştu. Deprem oldu. Gelmiş oraya dinliyor. Evet. Ağırlık yatırdı. Ben anlaştan gördüm onu. Evet. Kıvırcık saçlı, güzel, sevdim. Vatım ona. Gürcüsünle öyle vatım. Evet. Gürcüsünle. Vatım. Emekliler geliyor. Evet. Hep toprakta işte ileşperlik çalışıyoruz. Evet, ata topraklarına gelsinler ata diyorsun. Ata topraklarına gelsin diyoruz. Geliyorlar. Ben Asım Arık. Evet. Asım abi kaç yaşındasın? 68. 68 yaşındasın. Asım abi gördüm hayvancılıkla uğraşıyorsun. Kaç senedir hayvancılıkla uğraşıyorsunuz? Aşağı yukarı 67'den beri hayvan gidiyorum. 67'den beri hayvan. Hala devam ettiriyorsunuz değil mi hayvancılığı? Evet. Soranlar çok iyi lan. Emekli olanlar köyümüze geri gelsin. Evet. Köyümüz iyidir. Eli köylerine bakınca bizim köylerimiz iyi. Eskiden Yazıtepe'nin bir Yazıtepe bu köy civarında en zengin köymüş değil mi? Evet. Yani bu köye bazen mesela şey falan satmaya gelirlermiş. Katran matran derler. Doğru mudur? Katran kil. Evet. Katran kil olsun. Bütün etraf köylere mesela bütün den olsun, saman olsun mesela bizim köyümüz karşılıyordu. Evet. Şimdi iyileşti. Çiftçilik azaldığı için, gurbet olduğu için. Köyümüzde 50 İstanbul'a taşındılar mesela emekli olan geri geliyor. Ramazan abi eyvallah. Çok güzel, kültürünü ve örflerini devam eden hala köylerimiz var. Efendim şimdi bir de mahalleleri vardır, bir de mahallelerini öğrenelim bakalım. Mahalleler var mıdır? Vardır. O zaman sizden birkaç tane de mahalle bekliyoruz, hadi bakalım. Mahalleci başı mısın, cevayı taşı mısın? Sana bir mektup yazsam cebinde taşır mısın? Başka var mı? At beyazı başından gelsin dağların yazı. Yerde bulsam almazdım. Allah anına yazdı. Aman ya Rabbim. Sizde var mı? Bir de sizde var. Hayır ben bilmem ama ben bilmem. Bak şimdi. Hayır bir dakika. Şimdi deminden beri hep hadi beyin diye söylüyoruz. Sizden de var. Ben de değilim. Mani var değil mi? Birisin. Vallahi bilmem. Birisin. Nerede? Bana öyle. Bir vardır. İlla ki bir mani vardır. Bir mani alalım. Diğer iş bilmem ki. Vardır mani ya illa ki. Ne gel sen. Dağların taşımayayım, güverdiğim falan bir şeyler diyordunuz siz. Patatesin birisi, beni sever birisi. Her adını söyleyemem, orta yolu birisi. Bak demek ki zor ve diyorum. Bir tane daha söyle ondan sonra. Kaput dalda asılsın, ale gözüm nasılsın. İkimizin sevgisi gazeteye basılsın. Oo işte bu bizim tam şeyimiz. Yani basılacağım diyor. Ben çok teşekkür ederim. O zaman son kapanışı sizin şöyle güzel bir türkümüzle kapatalım. Hadi bakalım. Ben bir kere çal. He, çal bakalım. Yeah.
ellerimle sağlık. Ben ellerimle öpüyorum. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet dostlar, dediğimiz gibi çok güzel bir yerdeydik. Biz dolaşmaya devam ediyoruz. Başağının harımıyım, ben seni alır mıyım? Sen ettiğinden usan, ben yarsız kalır mıyım? Sen ettiğinden usan, ben yarsız kalır penceresi parmaklı, şerfem elma yanaklı. Penceresi parmaklı, şerfem elma yanaklı. İstedim de vermediler, şerfem öldürdün beni. Kızım çok mu kıymatlı? İstedim de vermediler, şerfem öldürdün beni. Kızım çok mu kıymatlı? Bulunduğumuz bu nokta bizim baba evimiz, yani ata evindeyiz. Belgeselimizin içerisine bu ata evimizde katalım dedik. Ata evinde uzun zamandır İstanbul'daydı, annemizin yanındayız. Babamız vefat etti ama annemizin yanındayız. Yani baba ocağını tüttürmeye devam ediyoruz. Tabii ne yapıyoruz? Birazdan anneme de çok güzel böyle şiirler, maniler söyleyeceğiz. Annemin biraz şöyle geçmişini, geçmişte böyle yaşadığı güzellikleri babayla nasıl tanıştılar onu da öğreneceğiz. Ne yapıyoruz? Hep beraber bize şöylece geliyoruz. Bakalım anne. Anneciğim şu mikrofonu sen al. Ben sana sorular soracağım şimdi. Evet şimdi. Evet arkadaşlar, bu da benim annem. İyi akşamlar anneciğim. Kendini bir tanıt bakayım, sen kimsin? Ben 6 tane olan 6 tane kızım. Mikrofonu biraz yukarı kaldır. 6 olan 6 kızın anasıyım. Parçalanın anasıyım.
İstanbul'da bir üç ay, beş ay durdum. Ondan sonra yurtuma yuvama geldim. Öylemişim yurtumu yuvamı, söylemişim bu dünyada her şey manimi. Ne bilsin benim bizim halimizi. Hadi. Peki, şimdi kaç yaşındasın sen anne? Bir bakan bilenler, bilmeyenler için söyleme. Kaç yaşındasın sen? 85 yaşındayım. Maşallah, maşallah. Şöyle bir şeyi bak, yap bakayım bir. Önce senden bir iki mani alacağız. Sonra babamla nasıl tanıştınız? Şöyle ufak böyle bir ufak bir anınızı anlatacaksınız. Evet. Şimdi değerli dostlar, şimdi herkese soruyoruz sorumuzu. Ne yapıyoruz? Tabii annemize de soracağız yani. Çünkü basın mensubunun... Çiçek açar uçları, çiçek açar uçları. Ben yerimi bilirim, çatıydı kaşları, kaşları. Son olarak sizden şöyle bir tek misalık bir türkü alalım bakalım. Evet. En dün kuyusuna baktım senin rengine, anneler kız doğurmuş vermiyorlar dengine. Evet, şu anda devam ediyoruz. Bu arada ablamızdan da birkaç tane güzel mani alacağız. Evet, manizi alalım. Fasulyeyi pişirdim toprak tenceresinde. Gel yarın konuşalım mutfak penceresinde. Masa üstünde bekmez, o bekmez bize yekmez. Oğlan senin kazancın, çerez parası bile thank you.